Arkadaşlar LGS ilk bilen kazanır yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuralları söylemeden önce sizi kısaca tanımak istiyorum. Sena'dan başlayalım. Ben Sena Nur Dinçer, 8. sınıf öğrencisiyim. Sultan Gazi'den geliyorum. Harikasın. Samet'e soralım. Ben Samet Fındık, 8. sınıf öğrencisiyim. Ben de Kartal'dan geliyorum. Süper. Zara'yı da tanıyalım. Ben de Zara Güçlü, 8. sınıf öğrencisiyim. Peki kendinize en çok hangi derste güveniyorsunuz Zara? İngilizce ve fen sanırım. İngilizce ve fen. Samet? Ben de İngilizce ve fen'de soru vereceğimi düşünüyorum. Sena hepsi diyormuş. Ben bilmiyorum ya. Karışık. Karışık. Peki evet, o zaman yarışmada öğreneceğiz. Hemen size kısaca kurallardan bahsedeyim arkadaşlar. Bugün her dersten 3 farklı kategoride sorumuz olacak. 100 puan, 200 puan ve 300 puanlık sorular. Soruları bilen arkadaşımız istediği bir soruyu seçme hakkına sahip. Fakat 3 arkadaşımızdan bu soruyu bilemeyen kişinin puanı soru değerinin yarısı kadar düşecek. Yani 200 puanlık bir soru aldıysanız o soruyu bilemediğinizde 100 puanı düşecek. İlk basanın cevap verme hakkı var. Bilemediği takdirde diğer arkadaşlarımızdan yine butona basmalarını isteyeceğiz. Bu arada arkadaşlar yarışmanın en düşük puan alan kişisi de küçük bir cezaya tabi olacak. Bunun da bilgisini verelim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yok. Süper. O zaman LGS ilk bilen kazanır başlıyor. Öncelikle kendi seçtiğim soruyla başlamak istiyorum. İnkılap 100 puanlık soru gelecek. Butona basan ilk arkadaş cevap verebilir. Kabotaj kanununun kabul edilmesi doğrudan hangi ilkeyle ilgilidir? Milliyetçilik. Doğru cevap 100 puan Sena'nın oldu. Tebrik ediyoruz. İlk soruyu bildiği için kendisinin ders seçme hakkı var. Hangi ders? Kaç puanlık soru gelsin? Matematikten 200 puanlık soru gelsin. Matematik 200 puanlık soru geliyor. Arkadaşlar biraz alengirli bir soru dikkatli dinleyelim. LGS'deki soruların derslere göre dağılımını bir daire grafiği haline getirirsek matematiğin merkez açısı kaç derece olur? Tekrar okuyorum, acele etmeyin dedim. Samet bastı. 80. Doğru cevap 80'di. Samet'i tebrik ediyoruz. 200 puanın sahibi oldu. Sena 100 puanda, Samet 200 puanda. Bu sefer de Zara'dan bir atak bekliyorum. Fakat seçme sırası Samet'te. Samet hangi ders kaç puan? Ben fen 200 işte. Fen dersinden 200 puanlık bir soru geliyor arkadaşlar. Sıvıların üzerine uygulanan basıncı her yönde eşit büyüklükte iletmesini açıklayan görüş nedir? Pascal prensibi. Sena bastı. Doğru cevap Pascal prensibiydi. Tebrik ediyoruz Sena. Sanırım Zara da bilecekti bunu ama bir tık geç bastığı için doğru cevabın sahibi Sena oldu. Bu sayede 300 puana yükseldi Sena. Devam edelim Sena. Hangi ders? Türkçeden 100 puanlık. Türkçeden 100 puanlık soru geliyor. Dostlarım ağlıyor, düşmanlarım gülüyor cümlesinde hangi söz sanatı vardır? Buyurun. Tezat. Doğru cevap tezat olacaktı. Samet'i tebrik ediyorum. 100 puanlık Türkçe sorusunu doğru cevapladı. O zaman Samet'e soralım. Hangi ders kaç puanlık soru? Ben fen 100 istiyorum. Fen 100 puanlık soru geliyor. pH değeri 3 olan bir madde turnusol kağıdını hangi renge çevirir? Kırmızı. Kırmızı doğru cevap olacaktı. Sena'yı tebrik ediyoruz. 100 puanın daha sahibi oldu. Böylece 400 puan Sena, Samet 300 puanda. Zara'da henüz doğru cevap yok ama çok iyi biliyoruz ki YKS'de de aynı yarışmayı yaptığımızda en soldaki arkadaşımız Kaan vardı ve o geriden gelip kazanmıştı. Hiç belli olmaz bu işler diyoruz. Önümüzde daha çok soru var. Sena'ya soralım. Hangi ders kaç puanlık soru? İnkılap'tan 200 gelsin. İnkılap 200 puanlık soru geliyor arkadaşlar. İtilaf devletlerinin İstanbul'daki Mebusan Meclisi'ni kapatmaları doğrudan neye müdahaledir? Samet bastı gördüğüm kadarıyla. Milli egemenlik. Milli egemenlik... Doğru cevap. Tebrik ediyorum Samet'i de. Böylece 200 puan daha hanesine yazdırdı ve bu şekilde 500 puana çıktı. Sena'ya soralım. Yine hangi ders olsun? Bana soruyoruz. Hayır. Olsun be Sena'ya soralım. Hayır ona soruyoruz. Şaka yapıyorum. Samet hangi ders kaç puan? İnkılap 300. İnkılaptan 300 puanlık soru geliyor. Kendine güvendiği için İnkılaptan devam ediyor Samet. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi yetkisiyle ilgilidir? İki tane seçenek var. Evet. Bunlardan birini söyleyeceğim. Diğerini de diğer arkadaşların söyler muhtemelen yanlış söylersin. Muhtemelen. Zara söyler diye umuyorum eğer yanlış yaparsam.
Ne diyeceğim? Yasama. Yasama cevabı doğru cevap. Tebrik ediyoruz Samet'i. Diğer seçenek neydi? Yürütmeydi. Keşke yürütme deseydin. Eksi puan alsaydın. Şaka yapıyoruz tabii. Tebrik ediyoruz kendisini ve 300 puanlık soruyu da doğru cevaplayarak Samet şu anda totalde 800 puana ulaşmış oldu. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Samet için bir tık iyi gidiyor. Samet için bir Zara beklediği gibi açılamadı henüz. Böyle bir şey oldu. Bir tık heyecanlanmış da olabilir. Sena iyi başladı. Samet böyle biraz sert bir rakip çıktı gibi ama evet. Devamında neler yaşanacak göreceğiz arkadaşlar. Tekrar Samet'e soruyorum. Hangi ders kaç puanlık soru? Samet'e kaç puanlık soru dediğimde bile eli butona yakın, öyle düşün. O kadar yarışmacı şu anda. Kitlenmiş. Matematik 300 çok merak ediyorum ben, matematik 300. Merak ediyorsan istersen yayından sonra sana söyleyebilirim ama. almak istiyor musun soruyu? İsterim, isterim. Süper. O zaman matematik 300 puanlık soru geliyor. 4 üzeri 4'ün yarısı 2 üzeri kaçtır? 2 üzeri 7. Aferin. 2 üzeri 7. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz Sena'yı. 300 puanın daha sahibi oldu ve böylece 700 puana çıktı. 800 puan da Samet. O zaman soruyoruz Sena, hangi ders? İngilizce 300 puanlık. İngilizce 300 puanlık soru geliyor arkadaşlar. Şimdi cümle içerisinde geçen far kelimesini dikkatle dinleyelim. This place is far than the other. Cümle içerisindeki far kelimesinin komparatif hali hangisidir? Farther. Farther doğru cevap olacaktı. 300 puanı hanesine yazdırdı Zara ve 300, 800, 700 puanla devam edeceğiz. Zara hangi ders, hangi soru? İngilizce 100 soru. İngilizce 100 puanlık soru geliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir kenara çekildin Samet. Ya ben İngilizceden anlamam. Tamamen bıraktım diyorsun. Ben de inkılabın anlamı. Hadi bakalım. Simple past tense gramer yapısında cümlelerde fiil varsa fiilin kaçıncı hali kullanılmalıdır? Samet bas. İkinci. Doğru cevap ikinci hali olacaktı. Ha. Tebrik ediyoruz kendisini. Samet'e soruyoruz, hangi ders? Ne kaldı şimdi ben? Elimizde fizik var, biyoloji var. Elimizde şu an Türkçe'de 200-300'lük soru, matematikte 100'lük soru, dinde 100-200-300, yine fende 300'lük bir soru var. 200 puanlık soru da İngilizce'de. Yine tamam yönlendi. Dine başlayalım o zaman. Kaç puanlık din? 200 olsun. 200 puanlık din sorusu geliyor. Hatibü'l-Enbiya olarak bilinen Medyen ve Eyke'de yaşayan, kavmini putlardan alıkoymaya çalışan peygamber kimdir? Samet. Hazreti Şuayb. Hazreti Şuayb. Doğru cevap, tebrik ediyoruz kendisini. Sanırım Sena da bir tık evet. Cevabı biliyordu ama geç bastı. Samet'i tebrik ediyoruz. 200 puanın daha sahibi oldu. Böylece şu an için yarışmanın birincisi konumunda. Yine soruyoruz, hangi ders? Fen 300'ü de alalım o zaman. Fen 300'lük soru geliyor. Fen dersi birçok arkadaşımızın kendini iyi hissettiği, denemelerde şov yaptığı derslerden biri. Bakalım burada ne yapacaksınız? Fen 300 puanlık soru şöyle. Homozigot baskın anne ile heterozigot babanın çocuğunun çekinik fenotipte olma olasılığı yüzde kaçtır? Sanki Samet bastı gibi gördüm. Siz ne gördünüz arkadaşlar? Ben bastım mı? Samet basmıştır bence. Evet, kayıtlara baktık. VAR'a gittik. Dünyanın her yerinden bilgi aldık ve Samet ilk basan olmuş. Tebrik ediyoruz Samet. Bakalım doğru cevabı verebilecek misin? Vereceğim mi? Veriyorum. Ver. %25. %25. Doğru cevap değil Samet. Ne? Yanlış cevap olacaktı. Sıradaki arkadaş, ilk basan arkadaş cevap verebilir. Acele etmeyebilirsiniz. Çünkü puan eksiye düşecek. Samet şu an 150 puan eksi almak zorunda kaldı. Bitti. Bize ne soruyordu benim? Tekrar soruyorum o zaman. Homozigot baskın anne ile heterozigot babanın çocuğunun çekinik fenotipte olma olasılığı yüzde kaçtır? Zara. Sıfır. Sıfır doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Zara'yı. Bu arada Sena söyleseydi 100 diyecekti galiba. Hayır. Kaç diyecektin? %0 evet. Diyecektin. Yüzü duyunca acaba 100 mü diyeceksin dedim. Zara'yı tebrik ediyoruz. 300 puanın daha sahibi oldu ve o da katıldı diyebiliriz. 600 puan. Samet bu turda eksi 150 puan alarak 950 puana düştü ve Sena 700 puanla devam ediyor. Tam istediğim kıvama gelmeye başladı arkadaşlar. Zara. Elimizdeki sorulara baktığımızda Türkçe'de 200 ve 300 puanlık soru, matematikte 100 puanlık, dinde 100 ve 300 puanlık soru ve İngilizce'de 200 puanlık soru var. Din 300 olsun. Din 300 puanlık soru geliyor. Allah'ın eşsiz kudretini ve sıfatlarını konu edinen Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de hangi surede yer alır? Sena bastı. Bakara.
Bakara suresi doğru cevap. Tebrik ediyoruz Sena'yı. Soruyu duyar duymaz bastı ve 300 puanı sahibi oldu. Böylece 1000 puanda Sena, 950 puanda Samet ve 600 puanda Zara. Devam ediyoruz. Soralım Sena, hangi ders? Türkçeden 300. Türkçeden 300 puanlık soru geliyor. Çok kritik. Bilen arkadaşı öne geçirebilir. Zara bilirse hemen hemen herkes kafa kafaya gelir. Samet bilirse Sena'yı geçer. Sena bilirse birinci olma şansı çok yüksek. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal cümlesinin yüklemi nedir? Samet. 5 saniyen var. 5. Hakkıdır. Hakkıdır cevabı yanlış. Ya. Sena bastı. Milletimin istiklal. Milletimin istiklal cevabı yanlış cevap. Tapan. Yani tap şey neydi ya? Tapan. Gel başlayalım, unuttum şimdi. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. Tapan. Tapan cevabı doğru değil arkadaşlar. Ne? Bu soruda puan veremiyorum. Üzgünüm. Hakkıdır mı? Tahmininizi alabilirim ama şu an basmadan. Hakkıdır mı? Hakkıdır değil. Milletimindir. Değil. Abi bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben söylüyorum. Arkadaşlar maalesef üçünüzün de cevabı doğru değildi. Doğru cevabı şöyle açıklıyoruz. Hakk'a tapan milletimin hakkıdır. Doğru cevap olacaktı. Yüklem olacaktı. Neden olduğunu açıklayabilecek olan var mı? Hayır. Yok. Hocamıza hemen sözü veriyoruz. Neden bu cümlede sadece istiklal özneydi? Hocamızdan alalım. Öncelikle bu tarz sorularda cümle eğer devrik ise, yani yüklem sonunda değilse, kurallı hale getirmek lazım. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal dizesinin kurallı hali şu şekildedir. İstiklal Hakk'a tapan milletimin hakkıdır. O zaman biz öncelikle yüklemi bulalım. Hakkıdır, milletimin hakkıdır. Bakın burada bir tamlama var. Hakk'a tapan milletimin hakkıdır. Peki ne Hakk'a tapan, yani Allah'a inanan milletimin hakkıdır? İstiklal, bağımsızlık. Dolayısıyla istiklal özne, Hakk'a tapan milletimin hakkıdır. Yüklem şeklinde cümleyi ögelerine ayırmamız gerekiyordu arkadaşlar. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. En azından sorunun cevabı kısmında anlamış gibi olduklarını düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, çözüldü evet. Mü olay? Teşekkür ediyorum hocamıza da. Hocam görüşmek üzere. Geriye 3 tane soru kaldı. Türkçeden 200 puan, dinden 100 puan ve İngilizceden 200 puanlık soru kaldı. Zara 450, Samet 800 ve Sena 850 puanda. O zaman 3 arkadaşımız da bilemediği için ben din dersinden 100 puanlık bir soruyu vererek sona kalan 2 200'lük soruyu bırakıyorum. Din dersinin 100 puanlık sorusu şöyle. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Mürselat 20. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet Allah'ın kurduğu hangi yasalarla ilgilidir? Samet bastığın için 5 saniye içinde cevap bekliyoruz. Biyolojik yasa. Biyolojik yasa doğru cevap. Tebrik ediyoruz Samet'i. Bizim denemelerde kimyasal yasalar koyuyorlar bazen. Hı-hı. Kafa karıştırıcı olabiliyor. Aklım oraya gitti. Sonra... Ama doğru cevabı verdin. Evet evet, ben görünce anladım zaten direkt soruyu. Soruyu anladın daha sonra gelirken. Tebrik ediyoruz. Samet 100 puanlık soruyu doğru cevapladı. Geriye kalan 2 sorudan hangisini istiyorsun? İngilizce ve Türkçe. Türkçe 200 alayım ben de. Türkçe 200 puanlık soru geliyor. Okullarımızın en kısa zamanda başlaması en büyük isteğimizdir cümlesi yapı bakımından nasıl bir cümledir? Baştan okuyayım, acele etmeyin isterseniz. Okullarımızın en kısa zamanda başlaması en büyük isteğimizdir. Yapı bakımından nasıl bir cümledir? Fiilimsi cümlesi. Sena bastı. Fiilimsi cümlesi. Doğru cevap. Fiilimsi bulunan cümle. Fiilimsi cümlesi doğru cevap olarak kabul edilebilir. Son soru gelecek hazırsanız. Samet neye üzüldün? Benim en kötü dersim İngilizce. 200 alırsam kazanıyorum. Soru da İngilizceden şimdi. Sorulara geçmeden önce son bir hatırlatma yapalım. Zara 450, Samet 900, 1050 puanda Sena. Sena ve Samet'in birinciliği için burada bir mücadele olacak. Evet, Samet bilirse Sena'nın önüne geçiyor. Sena bilirse Samet'in önüne geçiyor. Zara bu ikilinin birincisini belirleyebilir cevap vererek. O zaman soru geliyor. Söyleyeceğim cümledeki boşluğu dolduralım. I prefer rafting, boşluk, surfing. Sena bastı bir tık önce. To. Doğru cevaptı. Bu doğru cevap Sena'yı birinci yaptı. Samet'i üzdü gördüğünüz gibi. Samet İngilizce'de çok iyi olmadığını biliyordu. Son soru da İngilizce'ye kaldı değil mi Samet? Öyle oldu biraz. Evet, bu arada arkadaşım beni uyardı. 100 puanlık bir matematik sorumuz daha vardı dedi. Şu an baktığımızda sonucu değiştirmeyecek. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yorumlara bu 100 puanlık matematik sorusunu sabitleyelim. Bilen arkadaşlarımız cevabını yorumlara yazsınlar.
Ama sağlık olsun, hepiniz çok güzel yarıştınız. Nasıl geçti sizin için? Zara'dan başlayayım. Ya ben yanlış yapacağım diye çok endişelendiğim için çok basamadım. Evet, hep birazcık böyle çekingen bastın. Samet'te de mesela hiç o endişe yoktu. Hep böyle atik davrandı. Sena bugün biraz konsantre gördüm. Bu iki arkadaşa göre biraz daha konsantreydi ama o da zaten sonucunu aldı ve birinci oldu. Tebrik ediyoruz Sena'yı. Teşekkür. Şimdi videonun başında bahsettiğim küçük cezamız var Zara'ya. Ona geçiyoruz. Evet, Zara için şimdi küçük çapta acı biberler geliyor. Kendisinden bir akşam yemeği olarak acı biber tüketmesini rica edeceğiz. Arkadaşımız getirdi. Hepsini mi yiyeceğim? Yiyebildiğin kadar. Evet, bir tane yesen bizim için yeterlidir çünkü biraz acı olabilir. Acı seviyor musun Samet? Seviyorum. O öyle. Zaman bir tane de sana ikram edelim. Yiyelim madem. Sena, birinci olarak yemek istemezsin diye düşünüyorum. Yok, ben biber de sevmiyorum, acı da sevmiyorum. O yüzden elinden geleni yaptı ve birinci oldu Sena. Komple yiyebilirim herhalde. Ooo. Evet arkadaşlar, üçünüze de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sena'ya da, Samet'e de, Zara'ya da. Hoşça kalın arkadaşlar.